Adamsın lan sen amına koyayım. Bak şimdi bu orospu çocuğu asker karşılamasıdır bu. Tamam mı? Bu orospu çocuğu asker karşılamasıdır. Şimdi ben size yeni gelen askerlere son 30 günüm kala, ben 12 ay yaptım. Yaptığım bir şakayı anlatayım. Sonrasında da o yaptığım şaka yüzünden yediğim cezayı anlatayım. Bak, şaka yapılır. Yeni gelen askere şaka yapılır. Askerin hem oraya daha kısa sürede uyum sağlaması için. Bunlar olur. Bize de şaka yapıldı. Ama bu ızdırap. Şimdi ben size yaptığım şakayı anlatayım. Bak, dur. Şu donate'lerimi bir okuyayım. Emirhan Tepegöz, cinsel ilişkide prezervatifin önemi yok. Bu direkt orospu çocuğu Emirhan. Bu başka bir şey. Şimdi arkadaşlar, benim kalmış son 30-35 günüm ve ben devrelerimden biliyorsunuz benim dosyalar. Ben biraz geç çıktım. Ben 17 tane dosyayla kapattım askerliği. Fenomen olmanın bedelini orada da ödedim. Çavuşla kavga ettim, oradan yedim. Yani kavgada komutanla tersleştim. Ağzımdan olmadık bir laf çıktı uzman çavuşa karşı. Oradan yedim. Nişanlımla bir iki olay vardı, daha önce anlatmıştım, oradan yedim. 17 tane dosyayla ben tweet attım, oradan yedim. Yani 17 dosyayla askerlik kapattım ben. Allah razı olsun, başımıza bir şey gelmedi ama bunları siz sakın yapmayın. Çünkü ben biraz da belki de hani tanınırlığın sayesinde yırttım ama bu 17 dosyanın 17'si de belki de tanınırlığım yüzünden açıldı bana. Onun bedelini ödedim. Şimdi son 30-35 gün ben askeriyede ilk önce nasıl bir konumda olduğumu anlatayım size. Ona göre şey yapın. Şimdi benim yaşım çok fazla, yani 6-7 yaş büyük olduğum için askerdeki çocuklardan ben hep orada bir abiydim. Gerek maddi manevi yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü orada 20 yaşında 3 çocuk babası adam da var. Askeriyede biz terör bölgesinde yaptığımız için askerliğimizi, Hatay terör bölgesi diye geçtiği için Afrin'in dibinde, biz tazminat da alıyorduk. Bizim askeri maaşımız 500 lira civarıydı ama çocuğun 3 tane bebesi var mesela, yetmiyordu. Biz bir şey yapıyorduk, bilet alıyorduk gidip gelmesi için falan filan. Neyse, bunlar önemli şeyler değil. Askeriyede ben abi konumundaydım. Çocuklar da sağ olsun suya sabuna çok dokundurtmazlardı bana. Abi sen gel, abi sen yapma, abi sen dokunma, abi sen bırak falan. Hatta Allah razı olsun, benim izne geldiğim bir dönem vardı. Kazaya karışmıştım askeriyede. Hatırlayanlar vardır storylerden. 10 gün hava değişimi aldım. Kolumu oynatamıyordum ben. Orada kahvaltıyı yatağıma kadar bile getirdiler. Her sabah sigaram gidildi, alındı falan. Yani bana da çok yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ederim, sağ olsunlar. Şimdi biz 99'a 2'ler gelmiş. Ben artık dede olmuşum askeriyede. Lakap dede olur. Ben 98'e 2 gittim. 99'a 2'ler geldi. Dedeyim artık, tamam mı? Ama bütün devrelerim gitmiş, ben kaldım askeriyede. İşte bu anlattığım mevzulardan dolayı. Askerlik düşmese ben 1-2 ay daha yapacaktım yani. 6 aya düşmeseydi 1-2 ay daha oradaydım ben. Her neyse, abi dediler böyle böyle yeni askerler gelmiş. Çocuklar da kavga etmişler birbirleriyle, yeni gelen askerler. 2 gruba ayrılmışlar. Biri birine amına koyduğumun Kürdü, terörist merörist demiş. Arbede de girmişler birbirlerine. Şimdi yeni gelen askerler, bizde 3 bölük var. En alt kat hizmet muhafız, 2. kat biz asayiş yani jandarma, 3. katta biz alayda yaptığımız için de şeyler var. Ne deniyordu ona? Arabaları tamir ediyorlar. Bakım onarım. Evet, 3 bölükteyiz. Bizimki asayiş, bizimkine sosyete koğuşu derlerdi. Ben şoförüm. Jandarma arabası şoförüyüm ben. Devriyelere çıkıyoruz falan. Neyse, abi dediler birbirlerine girmiş. Yeni gelen askerlerde mutfağın üstünde bir yer var. Büyük bir oda. Dağıtım olacaklar oradan. Dağıtım olmadan orada kalıyorlar. Abi birbirlerine girmişler. Nöbetçi komutan da demiş ki Ataberk'e söyleyin, gitsin ayarlasın. Şimdi nöbetçi komutandan böyle bir şey gelince, nöbetçi assubaydan, dedim ki tamam yani sahne bizim amına koyayım, herhalde kafamıza göre takılabiliriz. Abi gittim, şimdi cırtlıdır şeyler. Ha, kademe, evet kademe bölüyor. Ses az mı geliyor? Seste falan sıkıntı var mı? Hayır hayır. Ha. Hayır abi, yok. Tamam. Ses... Şimdi rütbelerin hepsi cırtlıdır, tamam mı? Gittim. Nöbetçi assubayın olaya daldım. Nöbetçi assubayın parkanın üstünden rütbeleri çektim amına koyayım. Cırtlı ya. Geldim kendi kollarıma yapıştırdım. Bizim çocuklar gitmiş mevzulara ayırmış, herkes istiyor, anlatıyorlar. Bak burada kavga ederseniz şöyle olur, böyle olur, şöyle olur, böyle olur. Onlar zaten bir tırsıtmış. Ben içeri bir girdim amına koyayım. Kolumda asubay şeyle. Rütbesiyle. Abi şapkayı da taktım. Çünkü tanıyacak yani, elbet içlerinden tanıyan çıkacak. Şapkayı taktım, sakal makal yok. Kafa zaten kel. Yani çok Ataberk Doğan değilim. Uyanamazsın. Askerdeki fotoğraflarımdan birini atsana şuraya Kürşat. Instagram'da var. Çok çıkartamazsın yani Ataberk Doğan olduğunu. Şuraya at Kürşat, Discord'dan at, Instagram'dan al. Yani çıkaramazsın. Şüpheye düşersin, lan acaba o mu falan da, kolumda rütbeyi görünce zaten aklım başından gidiyor yani. Abi bir de aldım içeri. Çat, herkes amına kodumu. Şey, çocuk vardı. Komutana dikkat dedim. Amını sikeyim, herkes kalktı ya. Öyle esas duruşta. Dedim kavga edenler kimler? Kimsede ses yok. Dedim kavga edenler kimler? İki adam böyle ileri çıksın. Kimsede ses soluk yok. Ama bana bakışlar pür dikkat. Lan o mu falan filan, ama soy isimliği değiştirmişim. Soy isimde Aslan Yürek yazıyor amına koyayım. Tabii canım, onu da çözmüşüm yani. Doğan yazmıyor. Tabii canım, soy isimlik burada Aslan Yürek yazıyor. Şimdi göreceğiniz Kürşat'ın attığı fotoğrafta burada Doğan yazıyor normalde. Söktüm onu. Komutanın ikini koydum, Aslan Yürek. Lan içerideyim. Bakıyorlar. Attım abi. Attın mı? Bak göstereyim sana. Çok çıkaramazsın yani. Çok uyanamazsın. Dur göstereyim hemen fotoğrafı, öyle devam edeyim. Gündeliğe mi? Evet, gündelikte. Hı. Anladın mı? Bir de şimdi yaşım çok fazla büyük olduğu için. Bak bu askerdeki halim. Bak bunların hepsi benim komutanım. Şu sol dörtteki komutanım, ama burada en sağdaki benim komutan benmişim gibi duruyor. Çünkü komutanların çoğundan da büyüğüm. Bak bu uzman çavuş, bundan büyüğüm. Bu assubay, bundan büyüğüm. Bu uzman çavuş, bundan büyüğüm. Bir tek Murat assubaydan küçüğüm. Ondan da 2 yaş küçüğüm. Pardon, 1 yaş küçüğüm. O 92'li. Yani bildiğin komutan benmişim yani. Anladın mı? Görüyor musun? Şunların yoksa... Tabii canım. En solundakilerin hepsi komutan. Bak hepsinde rütbe var. Bir tek rütbe bende yok. Görüyor musun burayı? Bak diğerlerinde uzman çavuş, assubay, uzman çavuş, bir tek ben erim burada. Ama ben hep komutanlarla göreve gidiyordum. Hem yaştan dolayı da şeydim yani. Ya ben yaşı büyük gitmenin biraz faydasını gördüm. Neyse, rütbeyi bir taktım abi. Kızanlar bu. Dedim kim kime dedim, amına kodumun Kürdü dedi. Kimse de içtiyor. Abi döndüm duvara bir kapattım amına koyayım. Kim lan dedim, amına kodumu Kürdü dedi dedim, tamam mı? Arkana ayılanlar, bayılanlar, yere düşenler. Dedim gidin dedim, Bilal'a sopasını getirin amına koyayım. Komutanım falan. Hadi dedim gidin getirin. Ondan sonra yanımda da bir alt devrem var, tamam mı? Dedim seni de dedim amına koyarım, o da böyle yapıyor. Tamam komutanım. Tamam. O da hani bozuldu ama. Tamam komutanım, emredersiniz komutanım. Baba Bila da geldi, ananı sikeyim, bir başladım girmeye şeylere, yerlere vuruyorum böyle, demir ya ranzalara vuruyorum. Kim amına kodumu Kürdü dedi. Abi çıt yok. Kimsede çıt, ses, soluk, hiçbir şey yok. Herkes mum amına koyayım. Dedim ki kim dedim kavga etti, ya dedim çıkar söylersiniz, ya dedim siz dedim şimdi dedim çıkartırım dedim dışarıda dedim, 200 tur attırırım bayılana kadar dedim, hepinizi dedim koştururum. Kim dedim birbiriyle kavgalı değilse dedim sarılıp dedim öpüşsün. Abi 50 kişiler 50'si birden nasıl sarılıyor birbirine abi. Kardeşim diyor lan diyorum, hanginiz diyorum bak diyorum anlarım diyorum birbirinize sarılmanızdan diyorum. Hanginiz diyorum eğer diyorum birbirinize az sarılırsa o iki pezevenk dedim kavga çıkarttı. Abi nasıl soruluyor, sen benim kardeşimsin diyor. Sen diyor ağam diyor. Biz diyor kavgaya ne gerek var, biz diyor aynı vatan için diyor. Bizim diyor dedelerimiz diyor Çanakkale'de beraber öldü falan. Batar mı? Abi içerisi yangın yerine döndü amına koyayım, tamam mı? O ona diyor benim de dedem diyor Kürt diyor, Çanakkale'de diyor beraber savaştık diyor. O diyor Atatürk diyor. O diyor Recep Tayyip Erdoğan falan böyle. Abi yangın yerine çevirdim içeriği. Ondan sonra neyse dedim ki aferin dedim, işte dedim görmek istediğim dedim Türk askeri dedim bu. Gidin dedim şeye, çocuklara kartı verdim. Gidin dedim bu çocuklara, bir tane bizim dönerci vardı. Hepsine dedim döner getirin dedim. Çocuk döndü kulağıma geldi, abi dedi nasıl alacağız dedi, saat dedi gece bir dedi. Normalde saat 10-11 alıyoruz. Git dedim amına koyup komutanım söylüyor dedim. Valla filan. Neyse ondan sonra kapıdaki komutan da uzman çavuş. O da bağladık işte işi. Komutanım yapmayın, çocuklar da yeni gelmiş, bir şaka yapalım falan. Gittim ve çocukların hepsine döner aldım, tamam mı? Döner ısmarladım. Bu olay böyle kapandı. Hiçbir sıkıntı yok. Ertesi günde işte amına kafamızı sikeyim dönerleri verdik. Herkes çekti gitti koğuşuna. Ulan çocuklara dönüp söylesene amına koyayım. Şaka diye. Sabah ala içtima var. Ben de içtimaya girmeyeyim normalde abi. Hiçbir şey. Komutan haber gönder. Böyle 2-3 ayda bir olurdu. Bütün şoförler dahil. Şoförler girmez içtimaya. Arabalarla ilgilendikleri için. Komutan demiş ki işte Ataberk'i de getirin. Abi ben de şimdi son 30-35 günüm zaten yani. O saatten sonra biraz şeye başlıyorsun hani sallamama başlıyorsun. Tamam diyorsun. Tamam dedim. Beklesin dedim. Geliyorum dedim. Abi herkes sırada mum gibi amına koyayım yeni askerler çaprazda yeni askerleri gördüm böyle güldüm bunlara tamam mı? Öyle yaptım böyle. Abi bizim içtimanın olduğu yere doğru bir gittim. Komutan döndü. Oo dedi astsubayım dedi hoş geldiniz dedi. Ananı sikeyim dedim. O çocuklara oğlum dedim söylemediniz mi şaka olduğunu falan. İpneler yemekleri yiyorlar abi hepsi tamam mı? Hepsi yemeğini yiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ebe göt atsanıza yemeğe çöpünü möpünü. Topluyorlar poşetin içine koyuyorlar. Koğuşun kapısına bırakıyorlar. Sabah komutan bir geliyor amına koyayım. Gelen komutan da kademeli başçavuş. Astsubay. Bunları kaldırma ha. Komutan görüyor döner çöplerini. Hasan Astsubay aldı diyorlar. Ananı avradını sikeyim. İlk önce bu kademeli başlamış gidiyor. Hasan Astsubay'ı sikiyor. Arslan Yürek tabi. Hasan Arslan Yürek ona bir kayıyor. Komutan diyor vallahi ben almadım. Oğlum nasıl almadan işte isimliğim varmış çocuklara kaymışım varmışın gece bir. Ya benim bir haberim yok. Ya ben, tamam mı şimdi? Hasan Astsubay da esas duruşta duruyor kenarda. Onu da sikmişler. Astsubay'ı. Tabii o da esas duruşta. Komutan gelmiyor. Oo dedi astsubayım dedi hoş geldiniz dedi. Ben döndüm baktım ah dedim ya yedik işte dedim şimdi dedim. Sonra böyle yaptı geldi döndü yanıma böyle ilk önce bir burnuma dokundu. Bak çok estetik bir şekilde geldi burnuma şöyle dokundu tamam mı? Kademeli Serkan başlamış. Sen dedi bu dedi askerliği dedi bitirmek dedi istemiyorsun ya dedi. Anamı siksinler dedi istemiyorsun dedi tamam mı? Alay inliyor abi alay inliyor ama yahu abi diyorum ki Allah'ım diyorum yani gün bugün benim canımı al diyorum ya benim canımı al yani. Döndü sen dedi bu dedi anasını siktimin dedi askerliğini dedi bitirmek dedi istemiyorsun ya dedi. Ben dedi senden dedi kurtulmak için dedi seni dedi yatırıyorum dedi göreve çıkarmıyorum dedi çift çarşı yazıyorum dedi siktir git artık ya dedi amına koyayım dedi dosya açılıyor dedi ben dedi dosyayı yırtıyorum dedi sen dedi yine gitmiyorsun dedi ya her gün dedi bir adam dedi bir şey dedi getirir mi ya dedi bu sefer dedi senin dedi belanı siktim oğlum dedi sen dedi komutansın ha dedi. Dedim komutanım dedim komutanım hani dedim 30 günümüz kalmış be ya süt dökmüş geriye döndüm seni dedi amına dedi koydum dedi sen dedi bu pişler bunlar dedi sana dedi paspas bile dedi çektirmiyor değil mi dedi ya dedim komutanım çekiyorum dedim arkadan piçin biri bir çıktı abimiz o bizim be ya dedi çektirmesin oğlum dedim sus amına kodumun çocuğu sus aa komutanım diyor olur mu öyle şey o bizim diyor abimiz oğlum dedim sus. Aga beni bir bulaşıkhaneye bir soktular amına koyayım. Bulaşıkhanede 10 kişi temizliyor şimdi bulaşıkları tamam mı? 10 kişi yapıyor bu işi normalde. Bulaşıkhaneyi boşalttırdı. Çıkın dedi komutanınız dedi yıkayacak dedi bulaşıkları. Elime hortumu bir verdi. Şimdi 250-300 tane tabellot var. Demir paslanmaz. Şimdi başımda da duruyor tamam mı? Ondan sonra bekledi şimdi ben de ağırdan yapayım çünkü biliyorum yani hızlı yaparsam başımda duracak. Bekleyecek. Ben alıyorum böyle iyice temiz olsun hesabı falan filan böyle cilalayıp parlatıyorum. Yoruldu bu. Ah köşke amına koyayım hızlı yapsaydım da hepsini ben yapsaydım. Ben dedi yoruldum dedi. Hasan dedi buraya gel. Hasan Assubay'ı koydu başıma. Hasan Astsubay dedi. Ha dedi. İntikam dedi amına kodumun dedi. Şimdi yat dedi yere dedi temizle. Anan abi yorulduğunu sikiyim ya diyorum komutanım. İpne dedi ben dedi sana dedi güvendim dedi. Koca dedi komşu dedi teslim ettim dedi. Sen dedi ne öküzmüşsün ya dedi. Benim dedi hayatım ben dedi bu işi dedi 10 senedir yapayım dedi. İlk kez dedi tutarak yedim dedi. Ya dedim ne yapayım ben dedim, Allah Allah dedim ben dedim. Şimdi bak askeriyede bile şöyle bir bu strateji. Son 30-35 gün kalmış, baktım Hasan Assubay bana yükleniyor, tamam mı abi? Ben dedi işte 10 senedir dedi bu işi yapıyorum dedi, hiç dedi tutarak yemedim dedi, bana anlatıyor böyle, bağırıyor amına kodumu. Usta dedim, tamam dedim, burada dedim sikiş var dedim belli. Üstümde de şey askeri tişörtü var. Şunun içine giydiğimiz şunun içine giyeriz normalde, yeşil aynı bu renkte şey. Abi tuttum onu oradan, tamam mı? Tuttum, yeter lan dedim, bir yırttım amına koyayım. Ya kaderimi kısmetimi sikeyim yani. Askeri yemekhanesi burada, hemen yan tarafı da askeri gazino, komutanların yemek yediği yer. İşte oradan yüzbaşı geçiyor ben üstümü yırtarken. Sen isyan mı başlatıyorsun? Ay dedim. Yüzbaşı beni enseden bir yakaladı, tanımıyor da yüzbaşı. Yürü dedi odaya. Ya diyorum Allah'ım 30-35 gün kalmış. Usta komutana bağırıyorsun. Askeri şefi dedim ki 100-150 gün dedim takacaklar bana dedim ya bu sefer. Ya dedim bitmez. Abi yüzbaşı alındı, bak aynı gün 3 tutanak. İyi izle şimdi. Vallahi askeriye tarihinde yoktur. Ya yemin ediyorum yoktur askeriye tarihinde ya. Aynı gün 3 tutanaktan bahsediyorsun. Bak. Şimdi ilk tutanağı yedik mi şeyden? Çocukları kandırmaktan. İkinciyi yüzbaşı yakaladı enseden. Kendinden büyük komutana isyan. 2'yi koydu. Tamam dedim, 2 oldu dedim artık dedim, sağ sol dedim arayacağız dedim, bir şeyler dedim yapacağız dedim yani. Dedim böyle olmaz. Çıktım koridordan. Bir tane çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. O aynı koğuşta değildik ama o da benimle eşitti. Koridorda anlatıyorum. Ya diyorum bilmem ne çocuğu diyorum, tuttu bizi enseden yakaladı götürdü ıvır. Ama nasıl hararetle anlatıyorum, bir de kızmışım yani, isyan ya. Aldı bizi götürdü amına kodum çocuk. Çocuk da böyle yapayım. Ya abi kafayı bir çevirdim, bizim başçavuş. Anam abi ya. Bak yemin ediyorum sana, döndüm ne yaptım biliyor musun? Adam yıkıldı gülmekten. Başçavuş yıkıldı. Çocuk böyle yapıyor, ben ama hala diyorum amına kodumu diyorum işte beni diyorum küçük düşürdüler, ben burada 300 gün verdim cart yaptım böyle, ben diyorum ne dediniz de yapmadım falan anlatıyorum, bunların hepsinin amına koyayım falan filan. Çocuk da böyle yapıyor. Abi kafayı bir çevirdim böyle, başçavuş koymuş böyle. Böyle yaptım abi, yemin ediyorum sana, hiç abartmıyorum, bu şaka da değil komutanım dedim, buyurun be. Vallahi buyurun dedim be. Yemin ediyorum abi uzattım, buyurun dedim ya. Vallahi dedim buyurun dedim. Adam başladı gülmeye amına koyayım. Başladı. O da tutamadı kendini. Allah'ım ağladım amına koyayım. Böyle bir kısmet mi dedim olur ya dedim ya. Sen gel dedi abi geri zekalı dedi, ben dedim tutarak dedim gülüyor ya şimdi dedim, tutarak tutmayacak bak dedim senin. Ananı sikip kameranın altında konuşuyorsun. Komutanı göndermişler zaten kameradan görüp. Abi bir dosya açıldı bana. Bak yemin ediyorum Fethullah Gülen'e açılmamıştır o dosya. Askeri düzeni bozma, devlet büyüklerine saygısızlık, emre itaatsizlik, aman yarabbim devlet malına zarar verme. Abi neler yazıyor böyle, tamam mı? Ben de ya şu, okuyun böyle, yanımda uzman çavuşlar, arkadaş gibiyiz zaten böyle. Uzman çavuşa dedim ki ben dedim ne büyük orospu çocuğumuşum dedim ya. Bu dedim yapılır mı dedim ya. Sonrası İran binbaşı, ellerini ayağını öpeyim buradan, bizim binbaşımız. Çok böyle o kadar yani görsen binbaşı demezsin, o kadar tontiş bir adam ki. Baldan tatlı bir adam. Just Sinan 5 aylık abonelik serisini kutluyormuş. Kutlu olsun kardeşim. Yani baldan tatlı böyle. Yani mıncır ama binbaşı işte. Odaya çağırdı. Şimdi dosyalar gitti. İmzayı koyacağız. İşte cezamız neyse çekeceğiz. Girdim böyle. Binbaşı olunca jilet olmak zorundasın. Sakal tıraşı 2 saat önce olmuşum. Çıktım bir daha oldum. Öyle yani binbaşı. Girdim böyle. İşte habercisi var binbaşının. Dedi seni dedi bekliydi. Dedim benim müsait mi? İşte girdi ilk önce o komutanım Ataberk Doğan geldi. Gelsin dedi, sen de dışarı çık. Onu dışarı çıkardı ve esas suçlu jilet gibi girdim. Jandarmaya Ataberk Doğan Edirne emredin komutanım yaptım böyle. Siktir et ya dedi. Bak yemin ediyorum sana. Oturmuş böyle, tamam mı, koltuğunda. Siktir et ya dedi. Şuraya dedi gelsene. Vallahi dedi siktir et dedi ya. Şuraya dedi gelsene dedi. Ya esas suçlu. Vallahi dedi siktir et dedi esas suçlu. Otur dedi ya. Vallahi dedi otur dedi yani. Otur dedi esas suçlu. Vallahi dedi boş ver dedi oğlum ya dedi. Otur dedi şuraya dedi. Oturdum. Böyle jilet gibi oldu. Ya dedi vallahi dedi, rahatla dedi ya. Biraz dedi rahatla dedi. Rahatla dedi oğlum dedi. Ya dedi. Sen dedi burada dedi kaç gündür dedi buradasın dedim. Komutanım 310 gündür buradayım işte, o 14 gün acemi birliği yapmışız, devre kaybıyız. 7 gün dağıtım yemişiz. Benim komutanım dedim ya oğlum dedi. Ben dedi 35 senedir dedi bu işi yapayım ya dedi. Ya ben dedi böyle bir şey dedi gördüm. Çok dedi RDM gördüm dedi. Kendini vuranı gördüm dedi. Kendini dedi jiletliğini gördüm dedi. Ama dedi sen dedi değişik bir şey var dedi yani. Dedi. Sen dedi tuhaf bir çocuksun dedi. Çünkü dedi sana dedi kızıyoruz dedi. Sonra yaptıklarını biliyoruz dedi. Şimdi abilik mabilik yapıyoruz ya. Hep oradan kurtarıyor. Yaptıkları içini biliyoruz dedi. Kötü bir insan değilsin. Sonra dedi abi dur. Benim bunun karşısına ilk çıkışımı da anlatayım size bundan sonra. Kıyamıyoruz da dedi. Aldı böyle dosyaları, tamam mı, ortadan ikiye yırttı böyle. Allah aşkına dedi. Buradan dedi git ya dedi. Ya dedi seni dedi süreceğim dedi. 30 günü kalmış dedi askeri dedi sürmeye dedi. İçim dedi gönlüm dedi el vermiyor dedi. Allah aşkına dedi git ya dedi. Başkomutanı çağırdı. Başkomutan işte başçavuş çağırdı. Başçavuş geldi. Serkan dedi Allah aşkına dedi buna dedi görev yazmayın dedi. Bunun dedi koğuştan dedi çıkması yasak olsun dedi. Gerekirse dedi ihtiyaçlarını karşılamak için dedi yanına dedi 2 tane asker verin bunun dedi. Koğuştan çıkmasın bu dedi. Bunun dedi duşa bile onlar götürsün dedi. Onlar yıkasın dedi. Bunun dedi kahvaltısını öğle yemeğini akşam ayağına gelip bırakın dedi dışarıdan yemek yesin dedi. İçki mi içiyor dedi içsin dedi Allah'ın belası. Adam artık yani. Bunu dedi Allah aşkına dedi ya. Bundan dedi istemiyorum dedi bu çocuk dedi alayda gezmesin dedi ya. Başçavuş tamam komutanım. Başçavuş koluma girdi şimdi. Onun gözüne tatlı gözükecek ya. Abi kapıdan çıktı başçavuş bir koydu beni mesela amına koyup. Tamam abi dedim. Odaya geçtik şimdi. Başçavuşun odaya geçtik. Ne istiyorsun lan dedi. Eve gitmek istiyorum dedim. Bak dedi. Bak dedi bana. De o yok dedi. Dedim ne? Dedim Allah komutanım dedim. Ben dedim iyi değilim. Nişanlımdan ayrılmışım abi. Bir de her şey üst üste geliyor yani. Kolay bir dönemden de geçmiyor. Oğlum dedi koğuştan dedi çıkma lan dedi. Vallahi billahi dedi, ne istiyorsan dedi yapacağım dedi. Usta koğuşu bir donattım. Tavlalar, okeyler, mokeyler. Öteki PUBG atayım telefondan amına koyayım. Bak adamı otlatırlar şeyle böyle telefonla yakalanırsan, tamam mı? Artık yani şimdi öyle bir salmışlar ki beni. Elimde telefon abi. Komutan geliyor istifimi bozmuyor. Çünkü biliyorum artık, tamam diyeyim daha yırttı. Şimdi size şeyin karşısına ilk çıkışımı anlatayım mı? Binbaşının karşısına. Tanıdım. Abi o ama o adam ya çok başka, o adamla da anlatmak istemiyorum ya, hakikaten çok kıya oldular. İlkinde ya onun karşısına 50 kere çıktım ben de. Şeyi anlatayım. Telefondan yakalanmışız. Story abi. Lan zaten 15.000 takipçim var. Hesap gizli. Üst kat alayda yaptığımız için mit falan da yukarıda. Ne oluyor şeyler? İletiyorlar yani böyle. Askerin içinde olan şeyleri. Ya ajan gibi düşünün. Adı aklıma gelmiyor şu anda. İstihbarat şube. Abi story atmışız. Önümüzde plastik bardak var. İşte lahmacun söylemişiz yine koğuşa. Ananı s***** bir şey hakikaten yani. Yok abi. Lan vallahi dışarıdan yediğim gün sayısı daha fazladır yani. Dışarıdan lahmacunları falan söylemişiz böyle. Plastik şeyde de kola içiyoruz. Bütün koğuş oturup biz anlattım yani valizliği boşalttık. Valizliğe örtü serdik böyle. Valizlik değil orası, oturma odası oldu. Oraya böyle bir dizayn yaptım. Tabii canım benim önderliğimde. Abi story attım işte kardeşlerimiz, mardeşlerimiz. Ulan 2 gün sonra görevdeyim. Bir tane de assubay var yanımda. Cuma assubay, kulakları çınlasın, Antepli. O kadar temiz bir adam ki askere lan diyemezdi. Yani kızamazdı adam askere. Çok naif bir adamdı. Ben de fırsattan istifadeye aldır, Allah'a aldır buna. Tamam mı? Oo, ciğerini söküyordum onun. Göreve gidiyoruz abi. Olay çıkmış, kavga çıkmış. Dur dedim, şurada bir çorba içelim öyle gidelim amına koyayım. Paket yaptırıyordum, çorbayı öyle götürüyordum. Ya hakikaten kurban olurum ya. Çok güzel insanlardı hepsi. Neyse. Telefon çaldı. Ataberk'i buraya getir dedi. Başçavuş buna. Emredersiniz komutanım dedi. Bu da kapattı telefonu. Dedi ki seni dedi istiyorlar dedi. Aa, ben de arabayı kullanıyorum. Ya dedim bak dedim, beni dedim normalde dedim istemez bu dedim. Bunda dedim bir dedim terslik var dedim bu işte. Yo yo dedi, herhalde dedi sana dedi ekstra görev yazacak dedi. Ya dedim bak bu adam dedim benim dedim göreve çıkmamı zaten istemiyor. Deli olduğum için dedim. Bu işte dedim başka bir iş var. Abi daha alaya girdik. Ananı sikeyim, bütün koğuşu toplamışlar. Göz göze gel. Çocuklar ağlıyor. Abi sen ne yaptın? Ne yaptım dedim ama aklıma da gelmiyor. O arada bir şey de yapmadım yani. Hakikaten böyle. Acaba hangisini kızdım? Abi selfie çekmişiz, story atmışız. Aklıma da gelmiyor abi. Lan düşünüyorum ne yaptım diyorum amına koyayım acaba. Yani çarşıda arada bir şey yapıyorduk. O mu gitti falan. Onlar geliyor aklıma. Ama çocukları 5 parmak falan. Yani çocuklara da amına koymuşlar yani. İçerisi perişan halde. Girdim böyle. Sen misin lan dedi Ataberk dedi. Ben komutanım dedim. Sen dedi kendini dedi ne zannediyorsun lan dedi. Erim ben dedim, komutanım ben dedim ben. Asker dedim. Gariban. O dedi plastik bardakların içinde dedi bira vardı. Ayda abi vallahi yok. Lan vallahi askeriye de bir kere yalan söylemedim, o da bu. Vallahi yok. Bizi alkol testine götürecekler şimdi ama sıkıntı şu, ben ondan önceki gün çarşıya çıkmışım. Yani alkol testine götürürlerse ben hoplarım. Hatay Devlet Hastanesi bakıyor. Çocuklara dedim oğlum alkol aldınız mı son 3-4 gün? Çocukların zaten %95'i içmiyor doğudan. Yok abi falan filan, tamam dedim sıkıntı yok halledeceğim. Abi bu sefer nasıl halledeceğim abi? Oğlum diyorum susun halledeceğim. Bugüne kadar diyorum niye halletmedim amına koyayım, halledeceğim. Dur diyorum sakin ol ama diyorum telaş yapmayın, bak beni de telaş yaptırtıyorsun. Telaş yapma. Ya abi çocuklar girmiş birbirine, yeni askerler falan filan, titriyor herkes amına kodumu. Götürdüler bizi, sırayla test oluyoruz. Şimdi sıra bana geldi. Doktor bey dedim merhaba. Wine dedim, Ataberk Doğan falan. Tanımıyorum dedi. Ah dedim yara yedik. Yara yedik. Güzel dedim şimdi. Ya dedim hocam dedim be. Yani dedim zor dedim askerlik. Özellikle dedim benim gibi dedim. 32 yaşında dedim askere gelip dedim 3 tane dedim çocuğu dedim bırakmak dedim evde dedim hakikaten dedim zor. Abi dedi kardeşim dedi daha önce dedi niye gitmedi yani dedim. O zaman dedim işte dedim aileyi dedim trafik kazasında dedim kaybettik dedim, gidemedik çoluk çocuk. Ananı sikeyim roman yazayım usta, roman yazayım amına koyayım var ya yani, oraya karşıma Hollywood'dan bir tane adam getir der ki film senaryosu der, alır götürür. İşte trafik kazaları, trafik kazaları, işte eşimin beyninde tümörler mi? Ananı sikeyim yani neler? İşte dedim biz de dedim bu süre zarfında dedim askerliğimize yakalandık, zorla getirildik, işte kaçak durumdaydık falan filan. Biz de dün gece alkol aldık. Doktor dedi kardeşim dedi dur dedi ben dedi kendi kanımı dedi koyayım dedi ya. Ben dedi alkol dedi kullanmayayım dedi, benim kanı dedi şey yapar şimdi dedi, sen de dedi çıkacak dedi. Heh dedim sen dedim adamsın amına koyayım. Doktorun kanı koydu lan, benim test sonuçları negatif. Direkt bütün koğuş yırttı. Abi zeki olacaksın. Hayatın her döneminde tamam bu kafa yapısı sana yapışmış olacak yani. Şimdi askerliğe yeni gelmişim. Bu odadan odaya kovulmuş. Bunun boyu 1.40. Adam. Görkemli bir diamond. Çok teşekkürler kral. Bunun boyu 1.40. Çocuk İzmirliyim diyor. İşte iPhone X böyle. Tipi gör kara kurum bir şey. Kankim abone oldu. Baykuş 035 aylık abone olmuş kral, hoş geldin aramıza. Hoş geldin. İşte iPhone X falan bende yok, 6S Plus'la gittim ben askere. Kaparlar maparlar orada diye. Neyse. Şimdi geldim daha ilk gün. Bunu odalardan kovmuşlar, yazıcılıktan kovmuşlar, şoförlük yapmış, arabayı vurmuşlar, oradan kovmuşlar. İşte en sonunda buna yaptıracak iş bulamayacak. Koridor çavuşu yaptırmışlar bunu amına koyayım. Öyle bir olay yok aslında. Komutan buna demiş ki sen koridora geç, koridorcu ol, koridora adam koy işte paspas atma falan filan. Bu da kendine koridor çavuşuyum diye yeni bir kulp üretmiş. Buradan nasıl bir amcık olduğunu anlayabilirsiniz bu adamın yani, tamam mı? Bir numaralı kankim abone oldu. Mehmet Ali Gökçek bir aylığına abone oldu. Kral hoş geldin aramıza, teşekkürler. Yani bu adamın nasıl böyle bir şey olduğunu anlayabilirsiniz, anladın mı yani? Ne bok olduğunu buradan çıkartabilirsin bu adamın, he? Abi geldi dedi ki... Ya adam, dedi, Emirhan Tepegöz bir Diamond demiş ki reis atacağız, tekte atmayayım yavaş yavaş. Adamsın Emirhan. Adam. Yer ya 12 yayınlar, yeni evin hayırlı olsun şimdi. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Ananı sikeyim, çok büyük bir sinek var. Hadi abi vurursun onu. Abi City'ye ver hemen, çarpsın yakalasın. Abi bir şey söylesem. Ne oldu? Ne oldu abi? Ekranı abi, kırdın mı abi? Allah belanızı vermesin, yedim. Anamı siksinler, yedim. Vallahi yedim. O yemek değil arkadaşlar, sakin olun. Abi bununla ittireyim bir saattir amına koyayım diyeyim, niye gitmiyor? Acaba hayır aklıma ne geldi? Ekranın içine mi girdi diyeyim amına koyduğum, oradan mızlık. Allah canım, vallahi yedim bu sefer. Abi bu kadar mı olur ya? Bilgisayardan izleyenler vallahi yarır şimdi. Aynı değil mi oğlum? Vallahi aynı amına koyayım. 3 boyutlu abi bildiğin. Evet evet 3 boyutlu. Lan bir ya çek şunu be amına koyayım, sil şunu. Konsantrem bozuluyor. Ulan Cemo. Dur sileyim ben onu. Abi de dedim ki bu orospu çocuğu bizi nasıl rahatsız eder dedim. Şimdi vız 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 burada. Bütün bir yandan da çete çaktırmama çalışayım, hani evinde sinek var Allah belanı vermesin falan filan demesin. Neyse abi. Bu kendine koridor çavuşu demiş, tamam mı? Koridorcu bu aslında. Yeni gelen askerleri koridora dikiyor bu. Paspas attırıyor falan ama içini söküyor adamların. İlk 2-3 gün bizi de sikti bu. Oturduk bankta, bana şey dedi ya, dedi, sen dedi çok dedi büyük paralar dedi kazanıyorsun dedi sosyal medyadan, DJ'lik de yapıyordun dedi. Neden dedi? Bir numaralı kankim abone oldu. Ömer Faruk 1925 bir aylığına abone olmuş. Kral hoş geldin aramıza, teşekkürler. Ya ben de dedim ki abi dedim erkek adamın dedim maaşı dedim sorulur mu ya dedim. Bu dedim nasıl bir soru dedim yani, şimdi sen ne yapacaksın ki dedim benim dedim ne kadar para kazandığımı. Ama bu çocuğun aklı fikri para. Yok ben diyor işte çıkartıyor telefon iPhone X ya. Şey diyor internet bankacılığından altın alayım altın satayım falan ya. Böyle bir amcık işte ya, kafanda canlansın şekil. Harbiden malmış ama. He boy bir kız. Orada gariban askerler var. Çocuklar 100 lira görmemiş hayatında. Ya 5000 lira parama amına koyayım. Ya böyle bir çocuk yani. Tamam mı? Senden kralı yok bu alemde, seviyorsun. Sağ ol Mehmet Ali Gökçek, teşekkürler. Böyle bir çocuk. Abi gel zaman git zaman, ben de ona şey dedim orada. Ya dedim erkek adamın maaşı mı sorulur dedim. Ya dedim nasıl bir dedim saçma sapan dedim konuşuyorsun dedi. Ben dedi senin dedi üst devrenim dedi. Sen dedi böyle dedi rahat rahat konuşuyorsun dedi. Fenomenlik burada dedi sökmez dedi. Mütevazi bir adam olsan dedi kaç para kazandığını dedi söylersin. Ben de dedim ki mütevazi bir adam olduğum için dedim söylemeyeyim dedim kaç para kazandığımı zaten falan. Bununla bir taktık. Bu iple beni 2-3 gün sikti koridorda. Paspası dayadı bana. Dedim ki ben de intikam soğuk yenen bir yemektir. Buna hep böyle bir kılım abi, tamam mı? Hiç o benden haz etmiyor, ben ondan haz etmeyeyim. İşte gel zaman git zaman aradan 4-5 ay geçti. Bu amcık en üst devre oldu. Bunu çavuş yaptı komutan. Yediğim izlediğim resmidir dedim. Şimdi bana dokunamıyor, ben şoförüm ya. Ama diğer askerli bana yakın olanları falan sikiyor yani. Bütün koğuşta ben neyi? Ama bu yavşak en üst devre. Öyle bir sıkıntı var. İzmirliyim diye gezdi amına koyayım. Oray yanımızda tezkeresini aldığımız gün Sivaslı olduğunu öğrendik. Böyle bir amcık işte yani. Hesabını yap. Neyse. Abuk subuk kendi kendine kural koyuyor abi. Diyor ki işte diyor komutan diyor ki saat şimdi gündüzcü var gececi var asayişte jandarmada şoförlerde hazır kıtalarda. Komutan diyor ki saat 5 olduktan sonra diyor gündüzcüler diyor 5.30'da yemek var. Gider diyor yemeğini yiyebilir diyor görev yoksa. Görev varsa kalacaklar 6'ya kadar. Gececiler de 7'de gelecek. Ha, ihbar geliyor bazen acil. Ya gececi ya gündüzcü, işte o arada kalan bir saati telafi ediyoruz. Bu geldi bir gün dedi ki bundan sonra dedi gündüzcüler dedi saat dedi 6'dan önce dedi yukarı dedi çıkamaz. Şimdi komutan 5 dedi. Çocukların da hepsi pısırık susuyor. Çavuş ipni. Ya dedim kardeş dedim. Komutanlar dedim çıklıyor dedim ya. Sen dedim neden sen dedim kimsin dedim kafana göre dedim kural koy. Ben dedi buranın dedi çavuşuyum dedi. Bu dedi böyle olacak dedi. Ben de o gün görevdeyim. Öğlen yemeğimi geç yemişim. Görevde olduğum için 2-3 gibi yemişim. Dışarıda yemişim. Ben dedim ki çocuklar da açlıktan ölüyor amına koyayım. Saat 5.30 bir de 6'ya doğru yemek kalmıyor. Askeriye abi orası. Dedim ki tamam dedim. Ben dedim burada dedim nöbette dedim dururum dedim. Çocuklar dedim gitsin dedim yemek yesin. Öyle bir şey yok dedi. Herkes kalacak. Lan oğlum dedim sen dedim laftan dedim anlamıyor musun dedim. Ben dedim buradayım. Eğer dedim komutan dedim acil bir yere gidilmesi gerekirse ben gideceğim dedim komutanla. Sen dedim ne karışıyorsun lan? Bıraksana dedim çocuklar dedim ölüyor dedim açlıktan. Gitsinler dedim yemek yesinler dedim. Sen dedim laftan dedim anlamıyor musun dedim. Ananı sikeyim bana döndü dedi ki sen mi dedi öğreteceksin dedi bana dedi. Ha, sen dedim Türkçe dedim anlamıyor musun dedim. Bana döndü sen mi öğreteceksin bana dedi Türkçeyi. Usta hani böyle olur ya hani etraf kararır. Böyle hiçbir şey görmezsin. Hani karşında kimin olduğunu bile bilmezsin. Gözüm döner. Yani hani hiçbir şey böyle düşünemezsin o an mantıklı. Lan ilk de karşındaki çavuş ne olursa olsun. Usta eli kaldırdım buna gelişini ama daha elim havadayken şunun da hesabındayım bak hiç unutmayayım anı. Eli böyle kaldırdım tamam mı? Dedim ki Ataberk dedim yarrağı yedin dedim haberin olsun dedim. Usta buna bir koydum amına koyayım bak hiç unutmayayım. Çimenliğin üstündeyiz böyle çardak. Bu 3 kere ya da 4 kere kendi etrafında döndü amına koyayım. Kendi ekseninde böyle. Çarkı felek butonu gibi 3-4 kere bu böyle döndü kendi etrafında. Sonra küt etti böyle. Usta ben ama var ya paralıyım kendim abi. Beni 10 kişi tutuyor. Bak sana yemin ediyorum yapma abi yapma abi. Gözünü seveyim. Ali İbrahim Yeşil kısa dönem. Hala Instagram'dan takipleşiriz. Abi yapma etme kardeşim yapma etme. Benim üstüme oturdular kafayı bir kaldırdım amına koyayım. Albay da alayda. Albay da alayda kalıyor. Albayın odasının camından albayın habercisi bakıyor. 2-3 dakika benim üstüme oturdular kalkamayayım falan filan diye öldüreceğim ben çünkü yani gözüme öyle bir dönmüş. Kafaya bir kaldırdım albayın habercisi bakıyor. Bak hemen daha deminki mevzu gelsin aklına. Kavga etmeyin lan diye kalkma abi millet dedi amına koyayım abi dedi sen dedi gittin dedi vurdun dedi. Hayır dedim gençler kavga etmeyin falan filan tutayım bana bak. Abi albayın habercisi bakıyor bu işin sonu sikiş çünkü yani belli. O sana basacak. Kavga etmeyin falan abi neyse aradan 2-3 saat daha geçti. Ayırdılar bizi sakinleştirdiler falan filan. Şimdi ben başıma gelecekleri biliyorum. Zaten vukuatlı adamım. Vukuatlı askerim. Komutan bu olayda her olaydan önce bana diyor ki bir daha sakın karşıma gelme böyle bir olayla falan filan. Necip'in yanına gittim. Dedim Necip ben dedim şeker hastasıyım. Bunlar dedim olur. Yok dedi ben dedi böyle bir şey kabul etmiyorum. Sen dedi benim dedi otoritemi sarsın dedi. Ay senin otoritenin amına koyayım. Gitti sanki bana gazete yönetiyor amına koyayım. Sanki editör amına koyduğumun Kanal D'de çalışıyor. Otoritemi sarsın sen. Ya diyeyim kardeşim bak olur neyse araya uzman çavuşları falan soktum. Uzman çavuşlar da benim kardeşim yaşında ama komutanlar. Gittiler uzman çavuşlar bunlar 1 saat 2 saat dil döktüler. Bu dedi ki bu olayda cuma günü oluyor ha. Komutanların mesaisi yok cumartesi pazar. Pazartesi gelecek. Allah'tan cuma gün dedim ki 2 gün dedim araya dedim soğuturuz. Necip'le bir şekilde toparlarız. İşimizi dedim hallederiz. Sıkıntı olmaz dedim. Abi neyse. Komutanlar gitti anlattılar dediler böyle böyle bak Necip yapma çocuk nişanlı askerlerini yakarsın falan filan. Necip tamam dedi. Ben dedi sizin dedi güzel komutanlara diyor. Sizin dedi güzel dedi hatırınıza dedi. Söylemeyeyim dedi. Bu olay dedi kapanmıştır dedi. Of üstünden büyük kalktı var ya usta pazartesi sabah. Normalde bu şikayetlerini içtimada söyler. 8'de komutan arabasıyla içeri girer. Karakol komutanı. 8.30'da içtima olur. İçtimada var mı sıkıntı diye tek tek sorar komutan. Oradan anlatır. En son buna döner. Bu da bütün herkesi ispiyonlardı. Bu böyle bir adam. En yakın arkadaşını ispiyonlayan adam bu yani. Evet öyle bir çocuk. Lan saat 8 içtima indim ortalığımı bir kolaçan edeyim dedim ne olur ne olmaz hani bakalım edelim Necip ortada yok. İyi dedim tamam dedim ya usta kafayı bir çevirdim amına koyayım alayın kapısında bekliyor komutanı. Artık ya. Lan bekle adam içeri girsin haftanın ilk iş günü bir suyunu çayını içsin bir içtimasını alsın kapıda bekliyor. Komutan arabadan indi otoparka çekti araba arabadan indi komutanım Ataberk Doğan bana saldı. Hay ananı ya. Terbiyesiz. Bu olaydan 2 hafta önce zaten vukuatlıyım. Yani dedim tamam işte 17 dosya böyle ben 17 dosya işte. Böyle birikiyor. İçtima başlayacak. Tık komutanın habercisi Ataberk abi Serkan Başçavuş seni çağırıyor. İşte, ya o da öyle bir adam ki Atatürk gibi adam bak. Sana çok güzel bir kalbi var. Bak adamın şöyle bir yapısı var kardeşim. Diyor ki askerimi diyor ben sikerim diyor. Başkası diyor sikemez. Başka bir komutan diyor benim askerime dokunamaz. Böyle bir başkası olan alayda başka hiçbir komutan sana gelip laf edemezdi. İçinden geçerdi vallahi. Ama kendi üstünden geçiyordu senin yani. İçeri ama şöyle bir sıkıntısı vardı, dinlemezdi. Anlatamazdın derdini. Sen dedi ya ilk önce gazete, önünde bir gazete değil bir kağıt var A4, onları dolduruyor böyle. Ben de içeride hazır duruşta esas duruşta bekleyeyim, tamam mı? Bekliyiz ki abi 2 dakika 3 dakika 4 dakika hala kağıtlarla uğraşıyor. Amına koyayım söyle ne söyleyeceksen rahatlayalım. O 2-3-4 dakika geçmek bilmiyor abi. Bekleyeyim yani ne zaman beni sikecek beni olacak. Bu işin sonucu ne? Onun gerginliği var üstünde. Durdu böyle. Kalemi tuttu böyle baktı. Yazı yazdı kalemi kapama bir fırlattı böyle oturduğu yerden. Bayağı bir kalktı böyle eller masaya vurarak. Sen de eşkıya mısın lan dedi. Böyle bir sessizlik oldu. Eşkıya mısın lan dedi. Yok dedim komutanım. Cevap verme lan dedi. Emredersiniz komutanım dedim. Vurdun mu lan dedi. Sustum. Vurdun mu lan dedi. Komutanım sus lan dedi, cevap verme. Vay amına koyayım ya. Hem soru. Ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum orada. İşin sıkıntısı o. Şimdi soru soruyor bana, cevap vermeyeyim, cevap vermeye çalışayım, sus diyor amına koyayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Eşkıya mısın oğlum sen diyor, tuttu yakadan silkeli, cevap ver diyor amına koyayım. Eşkıya mısın sen diyor, değilim diyeyim, sus lan diyor amına koyayım. Allah Allah. En son dedim komutanım dedim. Çıldırdım ben de. Dedim komutanım dedim beni dedim dinlemiyorsunuz dedim. Bu çavuş dedi ipte mi lan dedi. Böyle bağırarak da. İpte mi dedi çavuş kıllığına mı? Dedim ipte amına koyayım. Amına koyayım demedim. İpte dedim komutanım. Nasıl konuşuyorsun lan sen dedi. Çık dedi dosyana dedi şey tutanağını dedi git dedi şey var karşıda. Kademeli uzman çavuş o dedi hazırlasın dedi. Ay ananı sikeyim. Zaten bıktım artık ya. Artık bana tutarak dedikleri zaman tamam diyorum ya. Standart yani. Altların fiksi. Olmazsa olmaz. Nasıl konuşuyorsunuz? İpne mi dedi? İpne dedim. İpne abi. Ya bu çocuk neyse ona söylemeyeyim. İpne mi dedi? Dedim ipne. İpneliği ne yapıyor? Abi bir kaydı bize orada. Lapur lapur. Hoppa hiçbir şey yok. Bir de başkomutanımızla bir olayımız daha var. Onu da anlatayamadım. Madem bu kadar iyi gittik. 6000 kişi olmuşuz. Teşekkürler. Abi... Instagram hesabımız kapanmadı değil mi hala? Bir kontrol etsesi. Bakıyorum. Arada bir bakın ona. Abi şimdi anlattım ya dedim ya hani koğuşta bir abiliğimiz vardı falan filan diye. Bak espri 10 numara yaptığım espri 10 numara şaka 10 numara ama zamanlama çok kötü amına koyayım. Anladın mı? Sıkıntı o. Arkadaşlar limona biraz basarsak abanırsak mutlu oluruz. Beleştir. Size orada çıkan limonlar 3-5 tane çıkıyor ya bedavadan onları diyeyim atarsanız sevinirim. Bizim ondan. Evet. Abi neyse biri gitmiş alt bölüğün duşlar var. En alt girişte daha o koğuşlar 4 katlı. En alt katta da duşlar var. Biri gitmiş su borusunu patlatmış. Ama kimin koğuşundan olduğu belli değil. Ama ihale bizim çocuklara kalmış. Ondan sonra Ataberk'i çağırın diyor bu da buraya, tamam mı? Ya şey espri var arada böyle hep bir şey oluyor mesela koğuşta böyle biri düşüyor falan filan. Biri komutanın Aytaç hoş geldin kardeşim sağ ol teşekkür ederim. Böyle komutanın taklidini yapıyor biri Ataberk buraya gelsin falan hep böyle derdi. Bir şey oldu mu koğuşta Ataberk buraya gelsin. Espri bu aramızda. Ataberk'i çağırın. Ya en ufak bir şeyde Ataberk'i çağırın. Yeni asker geliyor çocuğun durumu kötü Ataberk'i çağırın. İşte birine bir şey oluyor, biri düşüyor, kolunu bacağını kırıyor, Ataberk'i çağırın. Biri kavga ediyor, Ataberk'i çağırın. Yani abilik yapışmış üstümüze. Kim kırdı lan dedi amana koyayım dedi. Bu şimdi bir hepimizi içtimaya topladı. Kim kırdı lan dedi su borusunu. Kimse de ses yok. Ben mi kırdım lan dedi amana. Asabiye bağladı. Ben de böyle konuşuyor bu, tamam mı? Tam esnada kısık sesle Ataberk'i çağırın yaptım böyle. Askerler falan. Adam, herkes gülecek. Ama ben bunu söylerken kaderimi kısmetimi sikeyim bir anda sessizlik oluştu ve benim söylediğim duyuldu. Şöyle bir döndü. Sen dedi benim dedi taklidimi mi yapıyorsun lan dedi. Estağfurullah komutanım demeden çeneden bir kaptı beni. Bana bak dedi, youtubercı dedi. Burası dedi internet değil dedi, burada dedi her şey gerçek. Emredersiniz dedim. Ama espri çok güzel. Araya çok iyi salmışım. Ömer Faruk 1925 bir diamond teşekkürler kral. Espri çok güzel. Hareket çok güzel. Zamanlama yapmış. Bir de orada bir çaktı bizi. Orada da sana tutanak tutacağım dedi. Tutmadı sağ olsun. Artık herhalde ağaçlara mı üzüldüler? Ne yaptılar amına koyayım ya. Dedi yazık. Abi çok yedin ya. Vallahi yani yerleştire. Bugün korku oyunu var. Evet. Ama şu an sohbet muhabbet ediyoruz. İyiyiz yani. Abi ne hız kesmedi ha. Ne anlatayım amına koyayım size ya. Oğlum hepsini bir kere de tüketmeyin ya. Abi tane tane anlatırız daha. Daha çok anımız var askerde. Eyvallah. Bugün ciddi video vardı ya abi. He? İki olan asker vardı ya. Video. İzleriz. Ha, ama askerde kardeşiniz jiletti yani amına koyayım. Bakar mısın yani? Ay amına, bu montaj değil ha, burası Antakya kule şey tepesi. Harbi burası kale, Antakya kalesi. Bu arkadaki manzara falan orijinal yani. Bozma yok. Tabii ama jilet amına koyayım. Baksana. Burada komutanlarımızla beraber. Kral yargı da. Abi en son attığım şey değil mi? O. Değil mi? İşte bu 1.40. Abi askeri ya her erkeğin yapması lazım yani, ben tavsiye ederim. Bak tikli bir arkadaş varmış burada. En fazla böyle kaç dakika? Sevmem otanım, sevmem abi. Sikerim abi otanım. Sikerim bak komutanım. Sik. Aha aman abi adamı. Otanım be. En fazla böyle kaç dakika? Sevmem otanım, sevmem abi. Sikerim abi. Sikerim abi otanım. Sik. Aha aman havadım. Otanı be. Şimdi bunu biz yapsak hayatımız sikilirdi. Bunda da var. Şimdi düşün. Elimde bir tane limon var. Ay ondan durun ya. Limon ortadan. Bak askeriye hep böyle tiplerle dolu çocuklar. Arkadaşlar hep böyle bak, görüyor musun yüzünde saflık. Anadolu saf, temiz Anadolu insanı. Belki köyünden ilk kez dışarı çıktı bu arkadaş. Böyle çok güzel çocuklarla dolu askeriye. Ama orospu çocuklarıyla da dolu maalesef. Yusuf'cum. Adam. Elimde bir tane limon var. Ay ondan durun ya. Limon ortadan ikiye kestim. Böyle sulu sulu. C ve Onur Altıra Ra bir diamond selam reis, parayı buldum sana kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Muratan 41 bir diamond. Hakan kedi rahat bırak, Hakan iyi yayınlara. Eyvallah Karadeniz Mert, bizim burası be ya, yani manzaraya değil de sana. Eyvallah Mert'im. Böyle o su akıyor böyle. Yusuf gel. Gel kaçma. Gel lan buraya. Ört kapıları. Böyle limonu yaracağım, böyle suyunu akıtacağım. Of. Komutanım dur Allah için komutanım. Bunları sikerim ha. Sikerim ha. Durun komutanım ya. Komutanım durun ya. Sikerim ha. Komutanım Allah için komutanım. Adam. Sana bakılır kral, gözümüzü alamıyoruz ki senden. Eyvallah kardeşim, teşekkür ederim. Benim bir tane asker videom vardı, şınava yatırmışlardı beni. O var mı sizde? Var abi, atayım mı? Atsana onu. Kral yine cezayı yemiş. Bütün koğuşa da yedirmiş amına koyayım. Şınava düşürmüşler bizi. Atsana. Yazık çocuklar, hiçbir zaman satmadılar beni, Allah var. Hepsi benimle beraber yandı abi. Hepsi benimle beraber yandı ama hiç satmadılar. Yüzün görünsün lan, bak buraya. Evet. Oh. Bir diyor ama bekliyor. 2 3. Yani şu tipe baksana moruk, gamsız ipne ya. Hiç ceza yemiş insan tipi var mı bunda moruk? Hiç ceza yemişim gibi bir olay var mı burada yani? Yani standart fix amına koyayım. Bak. Yüzün görünsün lan, bak buraya. Evet. Oh. Bir diyor ama bekliyor. 2 3 4 5. Ay seriye bağladı kral. Bak şimdi burada da omzum çıkık falan bir şeyler yapacağım amına koyayım, buradan da muaf olacağım. Bak iyi izle. Ulan komutanım benim omzum çıkıyor. Bir şeyler yapacağım yine herkes silah çekecek ben kalkacağım. Bak şimdi. Kaç etti atamıyorum. Saymadım komutanım. Hadi oğlum. Hadi komando. Ama görüyor musun komutanların göz bebeğim bak. Bütün ilgi alaka bende. Bak kral bıraktı. Komutanım kol çıkık benim. Dediğim komutanım kol çıkık benim. Bak. Komutanım kol çıkık benim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şınav çıkar yerine oturtturur. Komutan da diyor ki şınav diyor çıkar yerine oturtturur diyor. Sıkıntı yok. Bak bak. Bir de surat ifadesine bak. Aa, sikeceğim şimdi bak falan gibi bakıyor. Bak bak. Komutanım kol çıkık benim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bak bak. Şınav çıkar yerine oturtturur. Bekle bekle. Ormanın üstüne bekle. İlk yavrum benim. Ayaklara bak. Binen mi sırtına? He? Binen mi sırtına? Ben sizi bu götünüzün başınızla oynamazsınız. Götünüz başınız oynadıkça zaten zararlı çıkacak olan siz olursunuz. Kralın sikinde değil ki hiç. Ya sahada olan bunlar, o içeride. Ben de 26 yaşındayım. Evet. Koyma dizini, gözümün içine bakma, o yarısı. Evet tamam, çırağı çek, çek olduğu yerine, çekme yalnız olduğu yerine. Koyma dizini, koyma dizini, olduğu yerine. Hep ileri amına koyayım, hiç geri vites yok. Kaplumbağa, ayağını koyma dönme. Kalkarken ki ağzımı iyi okuyun. Şınavdan kalkarken ağzımı iyi okuyun. Yani bıraktı iyice saldı amına koyayım. Hiç. Bak şimdi. Bak. Reis yargı mod on. Abi hep ileri ya. Ne gerek var abi? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bunu unutmayın. Bak oğlum bunları sakın örnek alıp falan aski yapar amınıza koyarlar. Bak sakın. Sakın abicim. Aman güzel kardeşlerim. Gidersiniz Ataberk abi koymuştu biz de. Çükünüzden tavana asarlar o zaman anlarsınız. Ya bunlar güzel hanım. Yani komutanlarım tarafından terbiyesizliğim saygısızlığım hiç olmadı. Ben hep işimi de yaptım. Ama haksızlığa da hiçbir zaman gelmedim yani. Bu video çok iyi ya. Aa, bak bak ne yazmış gel gel. Ne yazmış tövbe estağfurullah Allah'ını sikeyim yazmış. Senin ben bacının amına koyayım orospu çocuğu. Sülalenin amına koyayım. Senin götünü sikeyim. Orospunun çocuğu seni. Allah'a sövmüş oğlum. Senin bacının amına koyayım orospu çocuğu. Allah'ını seversen orospunun oğlu senin dinin imanın yoktur. Amına koyduğumun oğlu senin kitabını siktiğim seni. Seni sikacağım. Bu ne oğlum? Allah'a sövmüş. Gel gel. Hayır. Allah'a sövmüş diye sonra kitabını sikeyim diyor bir de. Ne yazmış tövbe estağfurullah Allah'ını sikeyim yazmış. Senin ben bacının amına koyayım orospu. Bu şey atanamayan DJ dikkat değil mi amına koyayım? El hareketlerine bak. Arkadaşlar selamun aleyküm öncelikle ben DJ dikkat. Bak. Aa, bak bak ne yazmış gel gel. Ne yazmış tövbe estağfurullah Allah'ını sikeyim yazmış. Senin ben bacının amına koyayım orospu çocuğu. Sülalenin amına koyayım. Senin götünü sikeyim. Orospunun çocuğu seni. Allah'a sövmüş oğlum. Senin bacının amına koyayım orospu çocuğu. Allah'ını seversen orospunun oğlu senin dinin imanın yoktur. Amına koyduğumun oğlu senin kitabını siktiğim seni. Seni sikacağım. Seni sikacağım. Allah'a sövmüş oğlum. Allah'a sövmüş. Abi abi be. Abi abi be. Tarihteki en iyi Türk kavgaları mı? Girelim mi? Chat. Ama biraz limon yapma abi. He? Bahçeye dikmeyelim mi amını siktiğimi limonlarını? Gençler. Yap biraz limon be abi. Bas beleş be abi. Al ben de basayım. Al. Ha kendimi atamıyormuşum pardon. Basalım. Şu an milli takıma gelse daha işler yapar mı? Çok işler yapar. O ne lan? Oğlum bu çok iyi. Ben bunu nasıl izlemedim amına kodumu? Şu an milli takıma gelse daha işler yapar mı? Çok işler yapar. Limon sana az be kral demiş Dero Baba. Teşekkürler kardeşim. Yılansın. Hadi yavaş tamam abi sakin istatarız adamsın. Ya aynen. Polis. Oğlum orada bir amına spamı geldi. Orayı gördünüz mü? Amına spamı aktı orada. Onu gördünüz mü? Amına spam aktı orada bak. Bak spama bak. Agam seni seviyorum iyi geceler abi iyi yayınlar sağ ol Mert'im. Elinde bıçak var ha elinde bıçak var. Bak. Arka cebine koydu arka cebine. Arka cebine. Lan amına koy. Tamam bıçak seç tamam dur. Eminönü meydanında ikili bir kavgaydı. Ekipler şu anda zanlıyı gözaltına aldı. Şimdi. Tamam sen de git. Neden saldırdınız? Amına koyayım haberci başka bir şey sunuyordu. Oradan da ekme onu da satacak şimdi kanala. Tamam. Neden saldırdın? Ya bu ibine. Ömer Faruk Reis iyi geceler seviliyorsun. Sağ ol güzel kardeşim. Tamam gel sen. Ekmek yememi istemiyor. Arkadaşlar The Evil Within'e devam edeceğiz bugün. Korku oyunu yapacağız evet. Ama beklerseniz yayının akışını bozmazsanız I will be happy. Gel. Nezarette şimdi ne yapacaksın oğlum? Ya bana çakal. Ekmek yememi istemiyor. Yıllardan beri burada çalışıyorum. Ne satıyorsunuz siz? Ya su satıyorum. Bana diyor. Şemsiye satıyor. Dün de sopa yedi. Bugün de bıçak getirmiş bana. Tamam. Git herkese sor bak. Herkese sor. Kartıyım al buyur. Tanıyor muydunuz önceden? Tanıyorum. Namuslu'nun birisi ya. Şurada. Aha. Oh. Bu da er ha kesin er bu komutan değil müdahale etmiyor amına kodumu komutandan haber bekliyor bak böyle olur lan istediğin kadar öldürsünler birbirini komutandan emir almadan müdahale edemezsin tabi emir gelecek bu kesin er komutanına bakıyor zaten kafayı çevirdi daha demin komutanım gireyim mi bak haydi. İşte en sevdiğim. Hadi.